Merhaba Rise of Kingdoms oyuncuları, bendeniz Ömer. Evet arkadaşlar, krallığımıza çok güzel bir hesap getirdik. Yani nasıl söyleyeyim, çok güzel ya. Hesap zaten şu an iki tarafta da görüyorsunuz ekipmanları. Sizin şu an gördüğünüz ekipmanlar sadece bunlar. Yani güzellerini gösterdim, diğerleri normal sarı ekipman. 4 set kritik var arkadaşlar. 2 süvari, 1 piyade, 1 okçu. Kraken 6 bir hesap ama komutan düzeyi gerçekten 10 numara. 10 numara bir hesap. Bu hesabı çok uzun uğraşlar sonucu elimize geçti. Öyle söyleyeyim. Gerçekten çok uğraştırdı. Yani nasıl söyleyeyim size? Bir şey düşünün. Çok alması çok zor ve çok emek verirsiniz. Bu hesap da bu şekilde geldi bana. Gerçekten çok uzun zaman uğraştım. Bir hafta zaten sırt bağlantı muhabbetleriyle uğraştık. Elimize geçti. Neyse. Her neyse. Buraları es geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz oyun hesap alım satımını yasaklamış. Hiçbir şekilde alım satım yapamazsınız. Bizde de böyle el değiştirme muhabbetler oluyor diyoruz. Rise of Kingdoms'ta eğer bir hesap şikayeti edilirse. Biz el değiştirdi. Eski sahibi buydu. Yeni sahibi benim gibisinden diyoruz. Bize normal kendi oyunu bıraktı. İşte bize teslim etti hesabı. Şu an ben oynuyorum gibisinden değişik kelimelerle kandırıyoruz. Ice'ın da Rock da kendi adamlarına hesap satıyor, kaynak satıyor. Bu kadar Kraken oyuncu var. Hiç görmüyor mesela. O kadar kaynak alışverişini görmüyorlar. Ama bizim gibi fit to play oyuncuları gelince hemen işte yok kaynak aldım, şu kadar kaynak var, yok 3 günlük ban, yok 1 aylık ban, yok 365 günlük ban. Bu nedir arkadaş? Kendinize yapınca bir şey olmuyor da bize yapınca ne oluyor yani? Hayırdır yani? Neyse, konumuza gelelim. Biz hesabımızı gösterelim. Siz de hesabı güzel mi değil mi yorumlarda belirtin. Şimdiden abone ve video yorum yapmayı unutmayın. Like atmayın. Kesinlikle unutmayın. Bana destekçi olun arkadaşlar. Henüz bir yıldır beraberiz. Bir yıldan önce de zaten hemen hemen birçok arkadaşınız beni tanıyordu sağ olsun. Uzun zamandır birçok kişi o rock oyuncusuyla birlikteyim. Sohbetimiz, muhabbetimiz var. Şükürler olsun. Bir yıldır YouTube'dayım. YouTube'da da belli bir seviyeye geldik diyelim. Yani çok fazla emek harcamıyorum YouTube'a ama yapabildiğim kadar boşluklarımda hesap videolar paylaşıyorum. İşte güzel videolar, video içerikleri çıkartmaya çalışıyoruz. Hadi bakalım videoya geçelim, hesaba geçelim daha doğrusu. Hesap nasıl bir hesap? Görün. Evet arkadaşlar, hesap 111 milyon gücünde, 111 milyon gücünde 11300 hatta 11347 kill point var. Osiris tabutunda 42 galibiyeti var. Kıtalarına baktığımız zaman 1800 piyade, 2.2 süvari, 1.1 okçu var arkadaşlar. Hesap nasıl söyleyeyim? Kraken 6 diyorum artık. Balina. Şimdi bazılarının gözünde böyle hesaplar balinadır. Benim gözümde değil çünkü balina hesaplar daha farklı durumda oluyor. Bu değil. Bilgilerine geldiğimiz zaman 28-29 milyon ölü vermiş. En yüksek gücü 117 milyon. Hesap savaşçı bir hesap arkadaşlar. O yüzden çok fazla yüksek güçleri çıkmamış. Ölü de vermemiş. Bu da enteresan. Normalde böyle hesaplarda 40-50 be ölü olurdu. Bu hesapta yok. Bu hoşuma gitti. Hesabın temalarına girdiğimiz zaman arkadaşlar, temalarda süvari savunma artı 15 var. Bu ideal süvari için çok iyi. Beceri teması var arkadaşlar. Alacakaranlık. Bir de süvari artı 15 artı 10 savunma var. Artı 15 savunma var. Bir de beceri. Alacakaranlık çöker var arkadaşlar. Artı 5 beceri veriyor. Burada piyade saldırısına eksi 10 vermesi biraz üzebilir. Piyade hesaplarda ama bunu da teknolojiyle kapatıyoruz. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Hesap baktığımız zaman arkadaşlar medeniyet
Osmanlı İmparatorluğu beceri üzerine kurulmuş. Çanta, hatta şuralara bakalım. Kayıp Kanyon'da neler yapmış? Kayıp Kanyon'da ikinci. Bu hesap aslında Kayıp Kanyon'da en üst sıralardaydı. Ekipman değişikliğinden dolayı buralara fırsat bilmişler. Buralar değişmiş. Evet. Buralar değişmiş. Değişsin. Neyse buralara es geçeriz. Krallıkta zaten birinci sıradaydı. Bugün ikinci olmuş. O da sıkıntı değil. Krallığımıza bundan bir tık daha iyi bir hesap getirmiştik biliyorsun. Neo hesabı vardı. Şu an Birkan arkadaşımız oynuyor hesapla. 1386 krallı arkadaşlar. Benim krallığım. Daha doğrusu benim de demeyeyim. Buradaki krallığımdaki subay ekibi ve uzun zamandır birlikte oynadığım arkadaşlarımın krallığı. Hep beraber çünkü krallığı yönetiyoruz. Ben kralım ama işte sözde kral gibi takılıyoruz. Çok fazla vakit harcayamıyoruz. Vakit bulamıyoruz. Krallıkla ilgilenelim. Şimdi hesabın çantasına girdiğimiz zaman arkadaşlar çanta biraz su süren çanta boşaldı. Savaşçı bir hesap demiştik. Savaşçı hesapların bu tarz durumlarda yaşaması gayet normal. Hız olarak da arkadaşlar hız yok denecek kadar. Yok yani harbiden yok. Yok denecek kadar yok. Güçlendirmeye baktığım zaman o 56 tane art %25 kıta genişletme var. 5 tanesi %25. %50 pardon %25 %25 56 tane %55 adet. Şuraya da geçelim. Ekipmanlara girdiğimiz zaman ekipmanları say say bitmiyor. Gerçekten say say bitmiyor. Bayağı var. Hesapta kritik de var yani. Kritik çoğunluğu da var. Zaten şöyle göstereyim. 2 tane %75 var. Bunlar da sikkeyle alınacak ve basılacak. Hazırda bekliyor. Yani bunlar da artık kritik oldu diyelim. Bir kere basacağız kritik olacak. Biliyorum simgesel olaya geldi. Artık kritik yapsan da neye yarar? Neye yarar? Ama kritik de önemli. Madem %75'e gelmiş, bunu %100 yapmadan simgesele dönmem. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45. 45 ekipman var arkadaşlar. Toplamda 45 ekipman var. 50'ye gidecek bu. 50'ye gider. Rahat rahat gider. Peki kritik kaç adet? 45 ekipmanda. 1, 2, 3, 4, 5. Pardon. 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26 diyelim. 26 kritik olacak arkadaşlar. 26 kritik. Teçhizata geldiğimiz zaman şunu basayım bak buradayken. Şöyle beceri basayım bakalım ne gelecek. Belki şansınıza güzel bir şey gelir diyeceğim. Gelmedi. Nes geç. Hesabın AP durumu yerinde. AP durumu yerinde. Kraken 6 bir hesap diyoruz. O 106 tane çekiç var. Bunu oynarım. Oynarım. Kafa yok arkadaşlar. Elinde kafa yok. Kafaları harcıyoruz şu an. Kafaları bitiriyoruz. Kafa kalmıyor. Ben hemen komutanlara girmek istiyorum. Komutana girdiğim zaman arkadaşlar sayalım. İlk başta sayalım sonra ekipmanlara bakalım. Önce sayalım sonra ekipman. Önce sayalım. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 46, 47. 47 komutan full arkadaşlar. 47 komutan. Peki yarım olanlara bakalım. Burada bir tane Tarık Trajan gördüm. Trajan da fullenmek üzere. Trajan artık full olarak sayalım. Hesapta şu an olarak bir Tarık bir Trajan eksikliğini hissettim. Özellikle şimdi KVK'ya girdik. Piyade de Tarık rallisi. Kanyonda ve buff vermede de Trajan lazım. Böyle hesaplarda mutlaka Trajan istiyor hesap arkadaşlar. Bir yerde tıkanıyorsun çünkü. Hesap 7 kıta rahat rahat savaşabilecek bir hesap. Çok rahat hatta 8 kıta savaşabilecek bir hesap. Ama gel görelim ki bir iki tane eksiği vardı. Onlar da zaten bir Trajan bir Tarık.
Hesapta yeni metaların hepsi full. Yeni meta komutanların hepsi max son seviyede. Burada açılmamış komutan olarak baktığım zaman arkadaşlar, açılmamış komutan baktığım zaman, daha doğrusu açılmamış yok da yarım komutanlar. Artemis fullenmeye yakın arkadaşlar. Tarık 5-5-1-4. Bu da son skill'e geldi diyelim. Tarık da fulleniyor. Bunu Vahli'den yapabiliriz. Bunu da Vahli'den, bedava Vahli'den Artemis'i hallederiz. Krallık bizim, sıkıntı yok. Krallık bizim. 5-5-2-5. Bak Ragnar bile full olacak neredeyse anahtardan. 5-5-2-1 tutmuş. Theodora 5-5-3 olmuş. Kendi kendine oluyor bunlar. 5-5 Mangrot. Flavus. Aa bak Flavus yokmuş. Ama Flavus artık gerek yok. Yani yeni meta garnizonlar daha işlevsel. O yüzden buna gerek duymuyorum. Charmant en gereksiz. Oyundaki en gereksiz komutan zaten. Olmazsa daha iyi. Yani hiç görünmesin yani. Burada görünmesi bile fuzuli. Artemis. Harald. 5-2. Gılgamış. 5-1. Zenobia. Bu hesapta Zenobia yok nasıl olmaz dersiniz belki. Aklınızdan geçmiştir. İyi ki de yapmamış. Gerçekten iyi ki de yapmamış. Artık metadan düştü. Zenobia kullanmayın. Yani Pakal olabilirdi. Tarık Pakal rallisini deniyorum. Güzel oluyor. Güzel de özellikle o serislerde çok kullanıyorum ben Tarık Pakal'ı. Güzel iş yapıyor. Pakal olabilir miydi? Artık gerek duymuyorum. Pakal'a gerçekten gerek duymuyorum. Artık İmperium Krallıklarda da Pakal hiçbir şekilde görmezsin. Hemen laf ederler. Honda gerek duymazdım. Amunitore'ye gerek duymazdım. Bunlar zaten Babir. Bu mantıklı komutanlara gerek yok. Şu 4 komutan fuzüllü. Şu an 98 komutan açık arkadaşlar. Çantası şu an açılmamış komutan yok. Yani görüyorsunuz zaten yapılması gereken komutanların, yeni metaların hepsi yapılmış. Sadece eksik Trajan, Tarık benim gözümde. Onlar da zaten fullenecek. Artemis de son skill'e gelmiş. Kendi kendine fullenir artık. Ki Ragnar da son seviyeye gelmiş. Kendi kendine fullenecektir emin olun. 1, 2, 3 komutan yarım diyelim. Şu an 600 kafa olsa hepsi fullenecek, maxlanacak. Trajan 5-5-3. Bütün kafalar buraya gidiyor. Zaten bir skill atlayacak. Sonra kalacak 80 kalacak. 80, 160 kafa kalacak Trajan'a. 160 kafa da birikir. Biriktiririz yani. Hiç sıkıntı yok. Hesapta ekip bana gelelim. Ekip bana geldiğim zaman arkadaşlar, Nevski, Alex Nevski, Alexander Nevski full kritikli, başlık kritikli, silah %75'te, o yüzden bunu max olarak sayıyoruz. Tam süvari hesabı, tam süvari ekipmanı, böyle söyleyeyim size. Okçuya girdiğim zaman arkadaşlar, burada okçuda her şey tam, hiçbir sıkıntısı yok. Full süvari, max okçu, tam okçu. Bu okçu hesapla arkanıza yaslanın. Liang da şu an ekipman. Rallilerde Henry'yi kullanıyoruz. Henry de zaten biliyorsunuz okçuların en iyi rallicisi şu an. Açık ara çok iyi yani. Hesapta baktığım zaman Kuvink var arkadaşlar. Kuvink de normal süvari seti var arkadaşlar. Sadece pantolon eksik tam setten. Buna da gerek duymuyoruz. Bu zaten full kritikli bir ekipman olduğu için olması gerekenden daha iyi. Guanyu'ya baktığımız zaman Guanyu da aynı şekilde full kritikli. Çekiç %75'te. Artık o yüzden full kritikli diyorum. Çünkü çekicin %100'ü yani öttürüyor. Ekipman geliriz. Bu da Luce'nin üzerindeki normal piyade ekipman arkadaşlar. Aksesuar bakımından hesap çok iyi. Yani üstünde bir hesap. 5 kıta full sarı set çıkacak. 4 kıtası zaten kritikli arkadaşlar. 4 kıta kritikli olduğu için de kafanız rahat. Yani 5 kıta çıkacaksınız. Teknolojiniz yoksa bile 5 kıta sağlam sarı ekipman çıkabiliyorsunuz. Hangi komutanı kullanırsanız kullanın zaten kendini hesap belli ediyor. Metaların hepsinin full olma dememin sebebi, meta komutanları söyleyeyim. Liang full, Kubing full, Luce full, başka Tarık full, Henry de saydım, Henry full,
Başka yeni metalarda Heraklus full, Sargon full, Gorgo full, Ziska full, Bolikası full. Bunlar hep kullanılan komutanlar. Ama benim en çok sevdiklerimden biri de işte Mula'nın Max olması. Mula'nı da çok kullanıyorum. Geri kalan zaten komutanlar. Bakın bu da bir gereksiz komutan. İyi ki yapılmamış. Barbar kesmeye birebir. Moctezuma mı nedir her ne zıkkımsa yapılması gerekmeyen komutanlardan. Arkadaşlar hesap bu. Gerçekten hakkını veren bir hesap. Burada da benim hesabım var. Küçük Ömercik. Şu an KVK'da hesap arkadaşlar. KVK'da kral hesabı, öyle söyleyeyim. Gerçekten kral hesabı. Böyle hesapların D seviyesinde olması büyük avantaj. Çünkü hem rally açabiliyorsun, hem garnizon tutabiliyorsun, hem alana çıkabiliyorsun. İstediğin şekilde oynayabileceğin düzeyde bir hesap. Ve gerçekten çok iyi. Zar zor aldık. Hesap sahibi satmaktan vazgeçmişti, oyunu bırakıyordu. Ama bize yar oldu. 1386 krallı arkadaşlar. Şu an KVK'da bayraklarımız yanıyor gece olduğu için. Şu an ilerleyebilirler, sıkıntı yok ama biz her türlü mabet bölgesini sağlama aldık. Buradaki bayraklar yanarsa biz burada şöyle, ben hatta kalkanımı basayım. Sonra ne olur ne olmaz. Gerek yok. Şurada 8 saat varsam saat 8 sabaha geliyor. Tamam, kalkanı bastım, kafa rahat. Hesap bu arkadaşlar. Dediğim gibi böyle bir hesapta oynamak herkes ister, biliyorum. Hesapta yok. Meta komutanların hepsinin full. Artık yeni okçuyu bekliyor hesap. Yeni okçu bakalım neler olacak. Trajan'dan sonra yeni okçu max. Eğer maxlayabiliriz. Başka türlü hesapta efsane bir sarı kafa yok. Evet arkadaşlar, hesap bu. Ve güzel bir hesap. Gerçekten hakkını verecek bir hesap. Türklerin elinde böyle hesapların olması, Türk arkadaşlarının elinde böyle hesaplar olması ROK adına, bizim adımıza gerçekten çok iyi, çok gururlandırıcı. Çünkü hesap ateş ediyor. Mermiye kafa atıyor diyelim, daha iyi olur. Adanalılar gibi. Arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bu tarz video içeriklerin gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirsin. Şimdiden hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hesap tanıtımları yapacağız arkadaşlar. Hesap düşük, büyük, hiç fark etmez. Hesaplarınız varsa hesaplarına girer, çekeriz. Haberiniz olsun. Hiç sıkıntı, yeter ki bana ulaşın. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.